İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak her 24 Nisan'da 1915 soykırımını anmak üzere sokakta açıklama yapmaktaydık. Ancak 2 yıldır pandemi koşulları nedeniyle ve yasaklı güne denk gelmesi nedeniyle bu yılda 1915 soykırımı anma açıklamamızı yazılı olarak yapıyoruz. Şimdi yazılı metnimizi arkadaşımız okuyacak. Bir kez daha soykırımı anıyor ve inkara son diyoruz. Bundan 106 yıl önce 24 Nisan 1915'te Osmanlı toplumunun sanat, edebiyat, düşünce ve kültür dünyasının en üretken temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 220 İstanbullu Ermeni gözaltına alındı. Önce merkez cezaevi olarak kullanılan Mehterhane'ye, yani bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bulunduğu merkez cezaevine, ertesi gün Sarayburnu'na götürülerek orada kendilerini bekleyen bir gemiye bindirip Haydarpaşa tren istasyonuna götürüldüler. Oradan da Anadolu'nun içlerine doğru yola çıkarıldılar. Bir grup Ayaş'a, bir grup Çankırı'ya götürüldü. Ayaş'a götürülen 70 kişiden 58'i, Çankırı'ya götürülen 150 kişiden 81'i öldürüldü. Bu vahşet bununla sınırlı kalmadı. Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü, teşkilatı mahsusa aracılığı ve yerel halkın katılımıyla İzmit'ten Eskişehir'e, Kayseri'den Sivas'a, Erzurum'dan Van'a, tüm Anadolu'daki Ermeni varlığına, bütün tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal dokusuyla birlikte son verildi. Ermenilerin sadece canlarına kastedilmedi. Mallarına, mülklerine, paralarına, hatıralarına, tarihlerine el konuldu. Bir uygarlık binlerce yıllık ana yurdundan tüm yüzleriyle birlikte silinip yok edildi. Bu süreçte Yukarı Mezopotamya'nın en eski halklarından Süryaniler, Pontus ve Küçük Asya Rumları da soykırıma uğratıldı. Daha da önemlisi Türkiye dünyanın en başarılı ve en uzun süreli soykırım inkarını gerçek kıldı, kurumsallaştırdı ve en geniş tabana yaygınlaştırdı. İnkar o kadar başarılı oldu ki bugün Ermeniler kendi memleketlerinde soykırıma uğradıklarını anlatmak bir yana binlerce yıllık varlıklarını bile kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Türkiye'li Ermeniler bu inkar ikliminde inkarın hayatın her alanındaki taşıyıcıları ve sözcüleriyle birlikte yaşamak zorundayken dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler de ata topraklarından uzaklarda sürekli aile büyüklerinin anılarının incitilmesine katlanmak zorunda kalıyorlar. Soykırımın inkarı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkara son verin. Bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman nehirlerden akan, vadilerde üst üste yığılan, uçurumlardan atılan, denizlerde boğulan mezarsız ölüler hak ettikleri gibi haysiyetlerine uygun şekilde gömülmüş olacak. Ruhları huzura erecek, adalet yerini bulacak. Bu yüzden yine bir kez daha hiç bıkmadan soykırımı tanıyın, af dileyin, tazmin edin diyoruz. İnsan Hakları Derneği, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, 24 Nisan 2021.